Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde CSS'de div ortalama konusuna değineceğiz. Bunun için ilk önce daha önceden oluşturmuş olduğum deneme sitemiz adlı projemi çalıştırıyorum. Bakalım neler yapmışız. Gördüğünüz gibi sayfamızda mavi renkte bir div var. Bu divin özelliklerine baktığımızda 600 piksel genişlik, 300 piksel de yükseklik, padding de 20 piksel. Rengi mavi, position relative. Bunu sayfada ortalamak için arkadaşlar margin auto. Belki şöyle görmüşsünüzdür bunu hemen yazdım. Margin right auto. Margin left auto. Genellikle bunu kullanırlar arkadaşlar. Hemen yeniliyorum. Gördüğünüz gibi sayfamız ortalandı. Ama siz bunun yerine daima daha kısa olan margin auto'yu kullanın. Bu da aynı sonucu verecektir arkadaşlar. Daha sonra bir div içinde başka bir div ortalayalım. Deneme 2 adlı. Linklerini kaldırıyorum. Üç 300 olsun. Bunun rengi de eflatun olsun. Violet. Hemen deneme adlı divinin içine yerleştiriyorum. Bakalım nasıl sonuç çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi bu da ortada. Çünkü bunda da position relative margin auto komutlarını kullandık. Eğer bunu kullanmasaydık arkadaşlar şu şekilde gözükecek. Bu şekilde olacak. Ama position relative ve margin auto'yu kullandığımız için bu da divin içinde ortalanacaktır. Daha sonra sayfada ortalama var arkadaşlar. Sayfada bir div ortalamak için position absolute ile başlıyoruz. Yani kesin bir konumlandırmayla. Daha sonra top 50, left de %50 olsun. Şu şekilde. Ama tam ortalanmadı fark edersiniz. Bunun genişliği 600 arkadaşlar. Şu 300 piksellik bir sola yaslamamız lazım. Bunun için margin left eksi 300 piksel yazıyorum. 600 pikselin yarısı arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Gördüğünüz gibi yatayda ortalandı. Şimdi dikeyde ortalayalım. Margin top eksi 150 piksel arkadaşlar. Bu da yükseklikten geliyor. 300 pikselin yarısı eksi 150 piksel. Bunu yaptığımız zaman da daima sayfanın ortasında olacaktır. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaşlar. Sayfada ortalamak için position absolute yapıyoruz. Top ve left'lerine %50 veriyoruz. Margin left'lerine ise genişliklerinin ve yüksekliklerinin yarısını veriyoruz. Margin left ve margin top'ları. Bu derslik bu kadar arkadaşlar.